Diyor ki, evladım, bugünün işini yarına bırakma. Bu zaten bizim atasözümüzdür sanki. Bu zaten hepinizin bildiği bir şey. Bugünün işini yarına bırakma kardeşim. Bir şey olacaksa bugün olsun. Yarına belki de nasip olmaz. Belki de sen onu yapmayınca yarın gün olur, harman olur. Arkadaşım, bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan, bir orduyu, bir ordu bütün dünyayı fetheder. İyi anla burayı. Bir şey olacağı zaman zamanında, yerinde, zamanında yapacaksan yapacaksın. Bir yere müdahale mi edeceksin kardeşim? Bir yerde bir işin mi var? Olması gereken yere, olması gereken saatte yap. E şimdi kardeşim, önümüzde bir Gazze meselesi var. 7 Ekim'den beri, 17 Ekim'den beri aylar aylar geçti. Neredeyse bir sene olacak. Ne bak, bir seneye yaklaştı. Duruyorlar mı? Durmuyorlar. Peki Müslümanlar ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Geçen gün Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Ne dedi? Irak'a girdiğimiz, nereye girdiğimiz gibi, Karabağ'a girdiğimiz gibi, Libya'ya girdiğimiz gibi oraya da gireriz dedi. Tabii gerçi peşinden işte güçlenmemiz lazım, işte bir şeyler yapmamız lazım dedi ama tabii ki de sosyal medyaya düşen kısmı hangisi oldu? Bir gece ansın gireriz. Yine sözüyle beraber Türkiye İsrail'e giriyor muhabbetleri, girecek muhabbetleri yine piyasada dönmeye başladı. Şimdi kıymetli kardeşlerim, şu anda maalesef dünya öyle bir hale geldi ki kimse kimseye müdahale edemiyor. Bak Rusya Ukrayna'yı perişan etti. Hangi ülke bir şey yaptı? Kimse. Gazze'de insanlık kaldı mı? Kalmadı. Kim müdahale etti? Kimse. Doğu Türkistan yanıyor mu? Yanıyor. Kim müdahale etti? Kimse. Müslüman beldeler ağlıyor. Kim müdahale ediyor? Kimse. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bu sözü, İsrail'e gireriz sözünden sonra İsrail'in Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı mıydı konuştu? Evet. Efendime söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ı sonunu Saddam'a benzetti. Yani sonu Saddam olur dedi. Efendime söyleyeyim. Türkiye'de Irak'a benzetti. Böyle bir konuşmadı. Bundan sonra tabii ki de Tayyip Erdoğan'a bayağı bir destek mesajları geldi. Yani hiç umulmadık adamlar bile Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Bu güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Sonuçta sen kimsin lan bizim ülkenin cumhurbaşkanına posta koyuyorsun? Sünnetsiz kafir köpek. Neyse, şimdi fazla da ağzımı bozmayayım. Arkadaşlar, bu mevzudan sonra yine maalesef bu lanetlenmiş milletin avukatları piyasaya çıktı. Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra. Bunlardan biri de Fatih Altaylı. İsrail'in avukatlığını yapmaya başlamış. Resmi olmasa da. Sen diyor, bırak diyor İsrail'e gitme, sen diyor Kandil'deki diyor PKK'ları temizle diyor. Korkuyorsun diyor, onlara dokunamıyorsun bile diyor. Amerika diyor işte Kandil'e gizlen seni diyor işte şamarlıyor diyor. Onları daha diyor PKK'yı temizleme. Sen ikinci diyor Kandil'deki PKK'ları öldü, ondan sonra girer sonra diyor. Bak. Ya arkadaş, sen bu vatan evlat değil misin ya? Ya insan en azından der ki, ya Tayyip Erdoğan böyle bir şey konuşmuş. Tamam. İsrail'e girmesi biraz belki zor olur ama İsrail'in Dışişleri Bakanı sen hayırdır ya, sen kimsin de bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı'na böyle böyle konuşun diye. En azından tam Tayyip Erdoğan'ı destekleme. De kardeşim, sen konuşuyorsun da nasıl gireceksin de. Giremezsin de. Bunu desin hadi. Muhalefet olacak ya. Peşine ama de ki İsrail'in Dışişleri, sen kimsin kardeşim de sen kalkıyorsun orada, yok Türkiye'yi Irak'a benzetiyorsun da sonunu da işte Tayyip Erdoğan'ın sonu sen hayırdır de. Ama ne diyor? Amerika diyor sizi yok tokatlar diyor, şamarlar diyor. Daha Kandil'e giremiyorsunuz diyor korkudan diyor, Amerika'nın korkusundan diyor. E oraları anasını aldattı İHA'lar, SİHA'lar. Sınırda bir tane şey bırakmadılar. Nerede şehit haberleri gelmiyor elhamdülillah. Eskiden kardeşim günde 5 tane 10 tane şehit haberi geliyordu ya. O karakol baskınları neydi öyle kardeşim ya? 30 tane askerimiz, 40 tane askerimiz şehit oluyordu ya. E ne oldu? Adam kardeşim diyor ki sen diyor Kandil temiz ekiyor diyor. Ya arkadaşlar vallahi bilmiyorum, insan ne diyeceğini de şaşırıyor. Yani Türk mü desem bunlar? Gerçi Fatih Altaylı'nın İslam'la alakası yok, onu söylüyorum. Net.
Fatih Altaylı'nın İslam'la uzaktan yakından alakası yok. Konuşmalarını zaten videoda burada çok konuştuk. Öyle açıklama var ki dersin bu adam Müslüman olamaz. Ya şimdi bana da büyük bir video yapar da abi de bana arada saydırıyor. Şimdi Çevik'le biri çıkmıştı böyle bir. Arada bana saydırıyor, aradan üflüyor geçiyor bana. Yine saydırsın, hiç umurumda değil. Hiç. Müslümanlık tarafını zaten konuşmuyorum. Ama bu vatana da ihanet etmeme kardeşim ya. Bir daha söylüyorum kardeşim. Tayyip Erdoğan en azından bunu söyleme cesaretine bulunmuş. Evet. En azından bu da bir cesaretti yani. Bir gece ansın İsrail'e gireriz diye. Rabbim nasip etsin abi. Yani çok güzel bir şey. O Mescid-i Aksa'da, o Kudüs'te kardeşim bir cuma namazı kılmak 10 numara olur. Değil mi? Allah Allah. Düşünsene Türk askerleri orada. 10 numara olur. İşte bunu neyle başlar mevzu? Ne dedik? Bugünün işini yarına bırakma. Bir kardeşim bir atak olsun, bir atraksiyon olsun, bir şey olsun artık. Millet bekliyor. Bak Allah aşkına söylüyorum bak. Bir sözü yetti mi Tayyip Erdoğan'ın? Yetti. Hemen resimler, caps'ler, fotoğraflar, videolar paylaştı herkes. Arkasında ordular falan işte Selahattin Eyyubi falan. Hemen bak millet nasıl galyana geldi görüyor musun? Bir sözü ya. Nasıl girdiysek oraya da gireriz dedi. Sadece söyledi. Bütün memleketin yarısı ayaklandı. Hadi yürüyün gidiyoruz diye. Rabbim feraset cesaret versin. Amin. Amin. Rabbim onu bu ümmete, bu Türklere nasip etsin. Amin. Amin. Bizim memleketteki Müslüman Türklerden bahsediyorum yani. Ha. Şimdi 15 Temmuz'a gibi ATM'lere koşanlar değil onlar şimdi. Onlar yine kaçarlar. Hani Suriyelileri övmüyorum. Hayatta hiç olmaz. Onlara saydırdığım kadar kimse saydırmamıştır. Suriyelilere vatanlarını, milletlerini terk ettiler. Buralara geldiler diyenler var ya. Allah muhafaza şu memlekette bir şey olsun ilk önce onlar kaçar. Nereye kaçacaklar arkadaşlar? Yunanistan'a. Orada daha ucuzmuş ya. Yunanistan'a kaçarlar. Şimdi Yunanistan'ı övüyorlar. Bodrum çok pahalı, Yunanistan ucuz. Gidin oğlum Yunanistan'a. Allah Allah. Bodrum'a senelerce gittiniz, esnafı şişirdiniz, şişirdiniz. Şimdi esnaf hazır müşteri var diye fiyatlara bindirince esnaflara sövüyorsunuz. Geçen sene siz, geçen sohbete söyledim. Bir makarnaya 1500 lira veren adamsınız ya. Herif geçen Bodrum'dan bir şey paylaşmış. Balık listesi. Bilmem ne balığı 8000 lira. Uff. Ne abi içinden çeyrek altın mı çıkıyor? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne bileyim kardeş 8000 lira balık mı olur? Abi giderim tek nefeste dibine dalarım balığı çıkartırım elime yakalarım. Orada köz yapar yerim kardeşim. Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar Rabbim Celle Celaluhu tez zamanda Gazze'li Filistin kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu onları bu sıkıntılardan, bu belalardan kurtarsın. Amin. Amin. Rabbim o lanetlerin kahroluşunu bize göstersin. Amin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minu